misafire lezzetli, güzel bir yemek sunmak bir ekip için. Bir, iyi et olacak. Etin en iyisini arayıp bulmalısın. Aşçın çok iyi olacak, şef çok iyi olacak. Ve tabii misafirin damak zevkinden anlayan garson. Misafiri karşılayan gülen yüz çok önemli. Bugün buraya gelme sebebim aslında çok farklı bir sebebim vardı. Uzun zamandır gelmiyorum. Bilerek gelmiyorum. Ne zaman geleceğimi tahmin etmesinler diye. Ya gözünü seveyim ya. Bak bir bak, bir tadına bir bak. Bir tadına bir bak. Bir tadına bak, gözünü seveyim, bir tadına bak. Gittim Ataşehir'den çayı taşıdım. Buraya kadar çay taşıdım. Bak dedim, kapıdan girdim, Ataşehir'den çayımla geldim. Böyle bir hakaret yok. Çok bekledin mi? Bekledik, kaç saatte bekliyoruz ya. Camdan mamdan silinmemiş sabah. Teşrif etti. Aslında geç kalmadı. Bana kalsa daha da geç geliyordu o. Ben buradayım diye erken geldi. Sana pirzola hazır mı Özay'ım? Ha. Hazır abi. Direkt hani onu mutfağa gönderdim çünkü burada bir şey tasarlamış da güzel de ya yaratıcı adam şimdi ne kadar vuruyoruz kırıyoruz yerden yere vuruyoruz. Ve ardından o alev şovuyla birlikte et çok lezzetli bir orta iyi ve orta kıvamında pişmiş oldu. Nerede ki? Bu ne? Çok güzeldi. Merhaba, ne yapayım? Gurmelerin kralı of geldi. Of ya. Yemek olduğu zaman beni çağırırlar. Nasıl güzel olmuş mu diye. İki dakika 10 saniye de yetmiyor abi buna. Niye böyle oldu? Bence fırının programıyla ilgili sorun var. Çünkü bu... Şunu şöyle yapalım mı? Bunun 25 dakikası be. Ortalığın dağılmasıyla... Aynen, evet. Şunu 3 dakika buraya koydum bakalım, ne yapacağım? Yani bunu bir dakika... Ha. Ne olur? Yıkar abi. Olur. Ama bunda bir dakikada çıkması lazım olur. Bir dakikada çıkması lazım bunun. Ha, biz yanlış yerde yapıyoruz abi. Ne? Katmerde olmaz bu. Katmerde ısı çok yüksek değil. Aburga da olabilir usta. Aburga, hayır. Daha da yükseltebiliriz onu. Tamam, biz programla alakalı bir şey var. Tamam, neyse lezzetine bakıyoruz, tamam bitiriyoruz. Yani çünkü... Bizim... Yok, ikinci fazla şunu istiyorum abi. Ben senden ricam, pazartesi günü büyük ihtimal öğlen gibi o fırını bilen adam geliyor bana. Tamam. Sen bana donunu gönder abi, ben yapayım her tamam, şeyi. Tamam abi, tamam. O zaman şunlardan şey yapalım, ayıralım. Evet. Köfteyi görüyorum, köfteyi. Hangisi köfte çocuklar? Oh, sıcak. Şu elimin... Demin bak elimle alabildim, şimdi alamıyorum. Isı farkı var abi, daha da artıyor bunun ısı. Şey... Ah, demin elimle alabiliyordum. O kadar sıcak değildi. He. Nasıl, ne diyorsun? Güzel ötesi. Bir kaşık daha var mı arkadaşlar? He? Yani çorbanın tazesiyle ne aynı? Tamam, atayım bir daha. Nedir durumu? Abi. Su da sıcak. Bu da çözülmüş ama biraz daha. Evet abi, ısıyla alakalı şeydi. Neye basıyoruz? Sufle. Sufle mi? He. Dur. Domatesi de koyalım. Şey, bir tane domates koyalım. Köfte hangisi dediniz? Bir ondan koyalım ya. O çıksın, tamam. Küçük bir kase var mı? Küçük var kase. Bunu kase de yaptınız abi. Biz hani kartonun performansını deneyelim diye. Yani şey değil. Tamam.
daha var. Temizli şahane konfeksiyonu abi. Ne diyorsun? Güzel ötesi. Al abi bunu. Bak daha bir dakikada çıktı şimdi. Bak bir dakikada çıktı. Şimdi bir dakikada çıktı. Daha çabuk olur mu? Bak şimdi daha. Yok yok çabukluğu değil abi. Hatayı biz yaptık programda. Kaç saniye? İlk sucuk kaç saniyeydi? Çok iyi. Sucuk kaç saniyeydi? 90 saniye usta. Abi 90 toplamını verdim bana. Mikro ne kadar? Mikro ne kadar? 50 latır usta. Yani 50 mikro. He? 35 deseydi. Tamam. İyi mi? Ataşehir, Ataşehir olanı böyle çorba görmüş. Köfte. Köfte önemli. Şimdi bakalım köfte ne çıkacak? Öyle mi? Kaburga sıcaklığından mı pişecek acaba? He tabii tabii yüksek sıcakta pişecek. Bizi alçak. Alçak yaptı. Ondan oldu. Ben şimdi kabur, yaptım, kaburgada yaptım. Katmerin de ısısı düşük. Düşük olur. Kaburga güzel. Kaburga içten direkt veriyorsun. Ortadan sonra kaburgaya mı girelim? Kaburgaya gireceğim ben. Kaç saniye pişirme vermiştik? Kaç saniye pişirme vermiştik? Kaç az önce köfteler sucuğa. Ya 90 saniye. Aç bakalım. Biraz daha. Şimdi için alması için kaburgaya ver. Dur. Yine mikro. İçten 10 saniye daha gitsin. Tamam. 50 saniye mi? 50 saniye. Aç. Köftede biraz daha. 5 saniye daha. Tamam. Tamam. Aç. Tamam şimdi kapat. Kaburga. Bunu söyleyeyim. Bu niye çalışmıyor abi? Tamam. He? Tamam. Abi. Niye bu böyle şey yapıyor? Tamam. Tamam. Kaburgaya gir. Tamam. Ete gir. Fark etmiyor. Bu da iyi. Doğru. Bu da yüksek. Ben kaç dakika önce? 2 dakikaydı değil mi bu? Yani 2 dakika. 30 saniyede bir görelim. Çorbalar arkadaşlar tekrar koyalım. Bunlara gerek yok. Bunlar domates çorbasını. Hatta orada ne var şu an içinde? Köfte var. Domates var çorbası. Gördük Musa. Şuroskarya var. Evet sosis o. Sosis mi? Ha. Sosis. Sosis. Şuroskarya hangisi? Şuroskarya yapmadın mı yoksa? Şuroskarya yapmadım. Yapma. Onu yaparız ya. O şey sucuklu. Sucuk mu? Sosis var. Sosise bakalım abi. Tamam. Ama tamam. İçinde ne var abi şu anda? Çıkart abi. Köfte. İçinde köfte mi var? Köfte. Bir de var. Bunları kaldıralım abi. Bunların şu anda işi yok. Bunlar pazartesiye. Şunları tekrar dip. Böyle boşlar değil mi? Naylonlasınlar mı? Tamam tamam. Streçleyin onları. Streçleyin onları. Ben şey koyayım. Bir de kartonun, çorbanın sıkıntısı da karton ince. Şimdi bizim fırınımız özel. Önce bir çözdürüyor. Çözdürürken sıkıntı yok. Sonra bir de pişirmeye geçince karton ince geliyor. Yanıyor. Onun için özel bir karton yaptırmak gerekiyor. Köfte. Köfte. Ekmeğin çıtırlığını duyuyor musun abi? Güzel güzel. Köftenin içi pişmedi. Don hale. Olsun abi. Beyefendiye vereyim mi? Hı hı. Don ama açı. Fakat. 10 numara. Ha? Lezzet yüksek değil mi abi? Vay be. Eksik oldu. Ayarlarız onu. Nasıl abi? Değil mi? Çıtır mıtır her şey. Usta sen şunu direkt bir dana pirzola yatsana direkt bakayım. Direkt dana pirzola. Tamam. 2 dakika. İşler ısınmalı. Sonradan çözdürme yapalım. Ha? Daha çözmüyor. Önce içeriden ya çözer onu biz biraz daha şey yapabiliriz.
Çözdürmeye de bundan sonra çözdürmeye gidiyor. Ama bak lezzete bak. Bak. Lezzete bak. Önce mikroda yapıp o yüzden olmuyor şimdi. Tamam. Biz şu anda mikroda yaptık herhalde. Şu an bu da öyle miydi? He. O da mikrodaydı. Şimdi... Hayır, mikroda başladık sonra çevirdik. Tamam işte. Aynısını söylüyorsun. Ama biraz daha süreyi uzatabiliriz yani. Şimdi içten başlasın, etten başlayalım. İçten başlamıyor işte. Başlayalım. Mikro içten başlıyor. Mikrodalga dediğin şey suyu gördüğü yerde ısıtma yapar. Ama mikrodalgayı da fazla yaparsak ekmeğin evet. Şekli bozuluyor. Evet. Evet. İşte o yüzden ben bir önce şey denedim. Şimdi başka bir tür bir şey deniyorum. Lezzet nasıl? Direkt pişirme. Lezzet çok iyi ya. Evet. Sos güzel, köftenin şeyi iyi. Osman abi hoş geldin. Tabii tabii. Bu ne ver orada? Bona verin oradan hemen. Çözülmedi ama daha. Bona ver Osman abi. Direkt yapmadın. Hani deneme yapıyoruz. Stop 2 dakika olsun mu tamam? Bir bakalım mı? Kaç bakayım. Ekmek kızarmıyor. Aman çözüldü. Aa, çözüldü usta. Ama çözüldü. Devam et. Usta, belki bence devam edersek bu biraz daha mantıklı gibi geldi usta. Ayarlanır. Tat nasıl? Performans nasıl? Ekmek önemli abi. Ekmek önemli. Soğuk. Soğuk. Çorba olduğunu anlıyorsun. Donuk sıvı. Yeni düzeni içtik. Ya donuktan çözülünce performans ne veriyor? Ne kaybediyoruz onu ölçüyoruz. Ki abi biz bunları eksi 40'ta şoklamadık. Eksi 40'ta şokladığımızda daha iyi olacak. Öyle yani da, tabii tabii. Yani %40 daha fark edecek. Al bakayım bu kızarmış ekmek. Salata peynirsiz hadi. Getir lan. Ne abi? Şunu koyalım abi şunu da. Tezgah var mı? Al abi burada. Şöyle yapalım. Şimdi biraz daha mı edelim üstüne? Yok aynı. Aynı yine. Aynı. Ha. Elimli soslu. Sos çok öne çıkıyor ya. Ha? Sos çok öne çıkıyor. Bu sosu değiştireceğiz abi. Bu sos ısınmaya gelmedi. Abi sos şey oldu. Çok sevdiğim sos ısınmaya gelmedi. Biraz fazla ısınıyor. Bizi ısıtmadığımızdan dolayı da olabilir. Ben denerim yine onu. Ama sos işte ve ekmekte bir sıkıntı yok. Sosun üzerinde çalışacağız biraz tamam mı? Kalın mı malzeme ondan mı acaba? Abi sos şey yapmış, ekmeğin içine kesmiş yani. Yağ bazlı sos kesmiş ama sosis falan lezzetinden kaybetmemiş. Güzel. Köfte fena değil. Sucuk iyiydi. Çorba zaten problem olmaz. Yani. Onda sıkıntı bir de şu Oscar'ı deneyecektik. Onu yapmamışız onu. Onu kesin gözüyle baktık ya yapmamışız. Bunu şey yapın hemen. Sen de bir şefin... Pazar günü... Lezzet yüksek ha. Kalıyor bak damakta. Bu ürünleri 11-11.30'da bir tamam. De Şirozkarya da dahil. Tamam. Yolluyorum yine aldırıyorum tamam donuk abi. Olarak. Donuk olarak ben burada ben unutma. De... Tamam. Hepsinin üstünde de yazın da. Yazın. Çorbayı da. O da şey geldi. İkisi de olması lazım. 3'er tane hepimi göndereyim. Aha 3'er tane. 3'er tane hepimi göndereyim size. Köfte. Köfte. Sucuk. Sosis. Sucuk. Sosis. Şirozkarya. Ve 3 çeşit çorba. Evet. Tamam abi. Tamamdır abi. 3-5 yaptılar. Ayar tutturacaksın. Ha, üçer tane çorba, üç çeşit. Dokuz tane yani toplam. Üç çeşit, dokuz tane gelecek. Bir de bozuk şey almıyor. Ya adam onu uzman olan bizim gibi yapmaz yani. Çat der bir seferde koyar gider. Biliyor. Biliyor. Tamam, biliyor. Bizim gibi olmaz. Çünkü onun da donuk programında vardır zaten. Güzel abi, ekmeğe baksana. Bundan önce yediğimiz şey. Muhteşem ya. Bundan önce yediğimiz, sosları yediğimiz neydi? Köfte. Onun mesela sosu çok. Ha? Bu olmadı. Fazla görünmemiş. Bu olmadı. Sos. Sos öne çıktı normal. Yoğun oldu. Eritmiş sos. Bir tanesini mikrodalgada yaptık. Önce çözdük yaptık. Öbürünü direkt fırına koyduğumuz için böyle oldu. Bunu da direkt mikrodalgada yaptık. Ben hiç dokunmadan sana veriyorum abi. Aynen. Sen ben abi
Eksi dolaptaki arabayı da getireceğim. Eksi dolapta alıyorum. Tamam. Peki. Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Muhteşemdi. Kadayıflı bir sandviç düşünüyorum. Ya bu hindi yapmayı seviyoruz biz. Şimdi bizim de düzeneğimiz de var. Bir de ondan denerim. Belki devam ederiz yıl içinde de hindi yapmaya. Bizim de böyle nefsimizi köreltir, keyif de alırız. Hindi füme de yapabilirim. Ama bizim hindi füme öyle piyasadaki hani gördüğünüz jambon gibi hindi değil. Gerçekten kemiğiyle pişmiş, bir tütsülenmiş, odun ateşinde tütsülenmiş bir hindi füme. Damak da gitmiyor tadı. Fena bir şey. Bugün Sertaç Bey geldi. Güzel bir sunumumuz vardı. Zaten biz onları 3-4 gün önce hazırladık. Eksi dolapta dondurduk. Sosis, sucuk, köfte, şıraskarayı yapmamıştık. Onları tattılar şefler, Özgür Şef, Fuat Usta, Sertaç Bey. Hep beraber tattık. Güzeldi, lezzetliydi. Sanki o burger ekmeğin, sandviç ekmeği sanki fırından yeni çıkmış. Sımsıcak. Yani donuk mal ama ileriki zamanlarda bu tutturabiliriz bunu. Evet. Peki. Sağ ol. Sağ ol. Eline sağ ol. Görüşürüz. Abi görüşürüz. Serkan, kimse yok mu ya? Buyur şef, hoş geldin. İsmet falan nerede? İsmet Bey gelecek, daha gelmedi. Gelmedi daha. 11.30'da. Ha, iyi. Çay içiyordur bir yerde. İyi. Çay vereyim. Gördüğün gibi çayımla geldim. Nereden çay aldın bu çayı sence? Ataşehir'den. Ataşehir'den, niye? Buranın çayını beğenmiyorsunuz. Ha, iyi bir şey mi bu? Değil. Değil değil mi? Evet. Neden değil? Burada içmem lazım değil, evet, mi? Burada da güzel, aynı çayı içmem lazım. Kesinlikle. Ha, o yüzden içemediğim için çayı Ataşehir'den getirdim. Bugün buraya gelme sebebim aslında çok farklı bir sebebim vardı. Uzun zamandır gelmiyorum. Bilerek gelmiyorum. Ne zaman geleceğimi tahmin etmesinler diye. Bir rahatlasınlar, sağ olsunlar. Ondan sonra da ben bir geleyim. Bütün her şeyi böyle toplayayım. Tek elek düşünün. Eleği, kumu koyarsınız. Şöyle bir sallarsınız. Büyük taşlar yukarıda kalır. O büyük taşlar hatalardır. Tamam, ama eleği yere koyarsanız, kumu ne kadar koyarsanız koyun, o eleği kaldırmadan o ince kumdan aşağı dökülmez. İşte aynı hesap. Şöyle bir eledim, taşları topladım üstünden. Bütün safraları topladım. Ondan sonra daha iyi ileriye, daha iyi oturtabiliyoruz işleri. Sıkıntıları daha iyi görebiliyoruz. 4 yıldır Özgür Şef'te çalışıyorum. Birlikte çalışıyoruz 4 yıldır. Salon şefiyim. Biz etle uğraşıyoruz. Etle uğraşan insanlar belki biraz ince olamayabilir ama her konuda yaratıcı olabilirler. Mesela hakaret etme konusunda yaratıcılıklarımız var. Şimdi ben buraya gelsem, sizin çayınız çok kötü, rezalet falan desem, ya klasik bir şey yani. Onlar alışmıştır buna. Gittim Ataşehir'den çayı taşıdım. Buraya kadar çay taşıdım. Bak dedim, kapıdan girdim, Ataşehir'den çayımla geldi. Böyle bir hakaret yok. Bak ne kadar yaratıcı değil mi? Düşündüm bunu, tasarladım ve şeyle geldim, çayımla geldim. Bugün buraya geldi, elinde çayı vardı. Çünkü bizim çayımızı beğenmiyordu. Ataşehir'den alıp gelmiş çayı. Sonra bizi kontrole gelmiş aynı şekilde. Bakıyorum. Bak. Bu dış kapının camları silinmemiş. Servise açılacak. Parmak izi dolu. El izi dolu. Burası öyle. Bak bak, gel gel. Hemen şu. Bak. Camın kenarını görüyor musun? Görüyorum. Boydan boya. Şimdi sana şöyle söyleyeyim. Şuraya çıkacağım. Şunun üstüne çıkacağım. Bir de oranın tozuna bakacağım. Tamam. Rezervasyon geldi. Bakıver. Hemen şimdi. Kim bilir ne zamandır silinmiyor burası. Yok, o kadar pis değilmiş ya. Tabii benden önce polis buradaymış. Olay yeri inceleme, parmak izi almış camın önünde. Her taraf iz, parmak izi. Onlar tabii o görmüyorlar. Bazı şeyler işte dedim ya, safraları yukarıda topluyorsun, taşları. Detayları bazen görmeyebiliyorlar. Çok içinde olursanız ben sizi de görmeyeyim. İşletme körlüğü deniyor. İşletme körlüğü olabilirsin. Yani gözünün önündeki hatayı göremezsin. Girer girmez hemen bu hataları tespit ettim ve toparlamaya yönelik başladım. Yani İsmet'e yukarıda yer paslattım yani. Serkan'a da cam sildireceğim tabii. Özgür Şef iyi bir patrondur. Çok iyidir. Çok ilgilenir. İşiyle, bizle kesinlikle çok iyi şekilde ilgilenir. Sinirlendiği zaman yaklaşmayacaksın. Kesinlikle yaklaşmayacaksın yanına. Ne söylerse edeceksin. Çünkü orada kalır. Çıktığı an olay bitmiştir.
İyi. Şaşırdım. Serkan. Serkan. Buyur şefim. Bak abi kaç ne zamandır silinmiyor kim bilir orası. Oralarda biz yani silin abi oraları bak değerlendirin oralara böyle bir şeyler koyun. Tamam şef hemen ilgileniyorum. Şeyler koyun. Bir de silin orayı. Bu camlar öyle abi önemli bak temizlik önemli. Tatsız. Gelir gelmez camlar sileceksin abi. Tamam şef. Kapının önünü bir sileceksin berekettir o. Sonra evet. Camları sileceksin ha. Hani İsmet gelince de haber ver bana. Tamam şef. Bir şu şey yapacağız bu T-bone yapıyor muymuş bir şey mi yapıyormuş? Ne yapıyoruz o T-bone nasıl yapıyoruz size? Yapsın gösterim o taşıyabilirler tamam, soruyor müşteriler. Tamam şefim. Tamam. Tamam. Ama hemen camları hızlı hızlı hemen silelim. Hadi. Hemen. Serkan şu mumlukları da bir üstünü şeye bak böyle siyahlaşmış bu tuz mumluklar. Tamam mı? Tamam şefim. Bunları da toparla da bir şeye. Ya bu Serkan gözünü seveyim şu camları içten dişten silin ya. Hemen ilgileniyorum şefim. Şuraya bak ya, of. Her yer elizi. Hemen ilgileniyorum. Dükkanda da çok cam var ama silahı mecbur yapacak bir şey yok. Her sabah sileceksiniz ha bu camları. Serkan hadi şu kalamış çayından bir içeyim bu çay soğudu iyice. Tamam şefim. Şu İsmet'i bir arayalım ya. İsmet Bey gecikti. Aslında gecikmedi. İsmet benim burada olduğumu haber aldı. Ondan sonra çıktı yola. Gelmedim. Saat kaç oldu? Neredesin? Uyuyor musun da? Ne zaman geliyor? Tamam, orada evdeyim. İşim bitsin az kaldı. Yarım saate geliyorum. Hadi çabuk sen. Ha? Seni bekliyoruz. Başladım. Uşu T-bone'u yapacaksın, T-bone'u. Ha, anladım. Tamam. Az kaldı şefim. Tamam. Hadi, hadi bekliyoruz. Tamam, tamam. Ben aradım bunu ara. Dedi ki tadımdayım, madımdayım ayağına bilmiyorum. Böyle bir şeyler söyledi. Tadımdayım falan dedi ama büyük ihtimal evde tadımdaydı. O kahvaltı tadımı yapıyordu. Ya da bir yerde çay içiyordu, çay tadımı yapıyordu. Yani odur. İsmet Bey burada yoktu. Çünkü erken saatte geldi şef buraya. Bayağı erken saatte geldi. İsmet Bey burada yoktu. Gel, ver. Renk farklı abi. Ya gözünü seveyim ya. Bak bir bak, bir tadına bir bak. Bir tadına bir bak. Bir tadına bak. Gözünü seveyim bir tadına bak. Nasıl? Kötü. Neyi kötü? Lezzeti. Peki başka? Tam çaydan anlamıyorum da içmeyi de mi bilmiyorum? Başka? Bak. Soğuk. Soğuk değil mi? Heh, soğuk değil mi? Evet. Heh, lezzetine varmıyorum daha. Lezzetine geçmedim. Soğuk. Yok mu sıcak çayınız? Var şefim hemen getir. Tam gözünü seveyim ya. Şunu kalamışla bir gün güzel çay içeyim ya. Hemen. Bu sefer de soğuk abi çay. Ya müşterinin en son tadında, misafirin en son damağında kalan çaydır abi, çay. Sen iyi yemek ver, iyi servis ver, kötü çay ver, bitti abi, bitti. At çöp her şeyi. Bir çayı yapamıyoruz ya. Camları sildirdi, üstleri sildirdi sağ olsun. Temizlik yaptırdı güzel şekilde bana. Kolum koptu ya. Şef sabah sabah var ya yaktın beni, vallahi yaktın ya. Çok bekledin mi?
Bekledik, kaç saattir bekliyoruz ya. Camlar mamlar silinmemiş sabah. Teşrif etti. Aslında geç kalmadı. Bana kalsa daha da geç geliyordu o. Ben buradayım diye erken geldi. Sana pirzola hazır mı Özay'ım? Ha. Hazır abi. Şimdi... Direkt hani onu mutfağa gönderdim çünkü burada bir şey tasarlamış da güzel de ya, yaratıcı adam. Şimdi ne kadar vuruyoruz, kırıyoruz, yerden yere vuruyoruz. Ve ardından o alev şovuyla birlikte et çok lezzetli bir orta iyi ve orta kıvamında pişmiş oldu. Nerede ki? Bu ne? Çok güzeldi. Merhaba, ne yapayım? Gurmelerin kralı of geldi. Ya. Yemek olduğu zaman beni çağırırlar. Nasıl güzel olmuş mu diye. Çok bekledin mi? Bekledik, kaç saatte bekliyoruz ya. Camlar mamlar silinmemiş sabah. Teşrif etti. Aslında geç kalmadı. Bana kalsa daha da geç geliyordu o. Ben buradayım diye erken geldi. Sana pirzola hazır mı Özay'ım? Ha. Hazır abi. Şimdi... Direkt hani onu mutfağa gönderdim çünkü burada bir şey tasarlamış da güzel de ya, yaratıcı adam. Şimdi ne kadar vuruyoruz, kırıyoruz, yerden yere vuruyoruz. Ve ardından o alev şovuyla birlikte et çok lezzetli bir orta iyi ve orta kıvamında pişmiş oldu. Nerede ki? Ne? Çok güzeldi. Merhaba, ne yapayım? Gurmelerin kralı of geldi. Of ya. Yemek olduğu zaman beni çağırırlar. Nasıl güzel olmuş mu diye. Serkan, bu İsmet nerede? Bir arasanıza bir. Ben arıyorum. Gelmiş burada. Tamam tamam, geldi geldi. Gördüm, geldi. Geldi. Merhaba şef. Kaç ya, neredesin? Hoş geldin. Bir şey vardı. Tadım organizasyonu vardı da onu hallettim. Çok bekledin mi? Bekledik, kaç saattir bekliyoruz ya. Camlar mamlar silinmemiş sabah. Tamam, hallediyorum. Serkan sildi şimdi. Tamam, halletmişler. Sabah bak gene burayı silmedi, burası kaldı. Serkan, burası kaldı ha. Hemen halledeceğiz. Şimdi şey... Ne diyeceğim? Heh, sen söyleyecektin ilk bir şey, ondan sonra benim söyleyeceklerim gelecek. Şey için, Mehmet için. Okey diyorsan. Şey mi? Servise mi? Hı. Ataşehir'e? Kayseri. Tamam. Alacağız diyorsun. Lazım, Cenk istiyor. Zaten ben de bir iki tane eleman alacağım orada. Yeni evet. Yere koyacağım. Bir tane komi istiyorum. Yani her gün bir komi isteyeceğim. Şey. En az bir ya da iki. Yeni yere, bulvar için. Bulvar için. Oraya en yakın Ataşehir biliyorsun. Ataşehir'den. Tamam, Cenk'ten Ataşehir'den alacağım. Hani o yüzden tel takviye yaparsın. Ayarlama oynayabilirim, oynayamayız. Bir kişi alabilirsiniz. Onu yeni bir tane kadro tam verelim. Hayır abi. Hayır. Yok. Bir iş yapsın, yavaş yavaş. Destek vereceğiz oraya. Başka? Başka bir şey İyi var? Tamam. Onun dışında başka bir şey şimdi, şu anda yok. Benim var. Sen burada bir şey yapıyormuşsun. Bu Timon'u... Masada mı yapıyormuşsun? Dana pirzolayı, dallas, mallas böyle bir masada alevlendirip falan filan. Yapıyoruz. Ya arkadaş tamam yapın. Tamam. Tamam yapın ama... Yani şimdi misafir geliyor, buradaki yediği onu, o sunumu orada istiyor. Oradakiler de böyle bakıyor havala var. Steak tartarı soruyorlar mı? Orada bak, steak tartarı tamam mı? Steak tartarı yapalım. Buradakinde sıkıntı burada var. Yapıyorum. Ben beğenmiyorum bunu. Neyi? Buradakini. Tarif senin tarifin. Neyini beğendin? Tamam, aynısını yapmıyorsunuz. Bir yapın, bir göreyim, ondan sonra üstünden bir geçelim. O başka. Şimdi ya bir devam yapıyoruz oraya bir timon. Tamam. Ben bir göreyim onu, tamam mı? Bir şey çıkartıyor musunuz, indiriyor musunuz, ne yapıyorsunuz bir göreyim onu. Anladım. Ondan sonra aynısını gideyim, o kalan Ataşehir'de bir oturtalım. Ya bir şey yaptığınız zaman haber verin. Ya önce deneme mahiyetiyle oluyor, anladın mı? Bir, burada tamam, bir prototip çalışıyoruz, tamam, ediyoruz. Bir iki tane, hafta içi denendi bu bir defa, iki defa. Ne zaman geldi? İki tane masa demiş ki kalamışta böyle yedim, burada niye böyle değil. Tamam. En sıkıntılı şeydir bak bu. En doğru söylüyorsun. Standart. Standart. Her şey burada neyse orada. Orada neyse burada o. Aynı şey olması lazım. Tamam. Yani yapıyorsanız ama haber verin. Aynı şeyi Şaşlık'ta da yaşamıştık, hatırlıyorsun. Şaşlık'ın sosunda da yaşamıştık. Ha. Hatırlıyorsun ha. Değil mi? Peki sen şimdi bunu diyorsun. Güzel, hoş da şef.
oradaki kasap reyonuyla buradaki kasap reyonu aynı mı sence? Ama orada... Sen bana bunun standardını ver. Tamam diyeyim ben de senden özür dileyim. Buradaki reyonun oluş amacı farklı, oradakinin oluş amacı farklı. Fark var ama. Ama orada bak, orada orası bir mesken yani. Orada konutlar çok fazla. Burada çok... da oluyor yani kasap orada... reyonumuzun aynen, satışımız burada, vesaire. Burada biz... Misafire burada yemek yiyen adama görsellik amaçlı koyuyor. Orası ise bir reyon yani. Tam bir reyon. Yani. Tamam orada daha çok aldık. Oradaki öyle satıyor evet, vesaire. Resmen bir kasap satışı ha, var orada yani. Ama ya gelen et aynı et yani neticede. Aynı şeyi yapabilirsiniz burada da. Ama neticede burada öyle bir talep yok. Konu o da değil. Bu steakleri nasıl pişireceğiz ona bakalım. Tamam nasıl usta. Pişiriyorsun hemen geç abi. Hı hı. Tamam mı? Bir şu dana pizzola mı yapıyorsun, T-bone mı yapıyorsun? Hangisini yaparsan yap. Dana pizzola da. Orada mühürlüyorsun. Masada alevlendiriyor mu? Masada yapıyoruz. Ha, filan mı yapıyorsun? Tamam bir onu görelim bakalım. Tamam. Ondan sonra da bir steak tartar arkasından yap. Tamam. Tamam steak tartar arkasından. Ama tarif senin tarifinde yapıyorum. Abi steak benim tartar. ben bugün bunu söylüyorum. Ha. O böyle milim milim kaymaya başlıyor. Kayıyor. Ben diyorum ki böyle duracak. Öteki yine şöyle dokunuyor. Ya YouTube'da sonra... senin tarifinin üzerine yaptım ben onu ilk usta. Bilmiyorum, göreyim. Kaynak sensin hadi, kaynakça Özgür Şefbay. Tamam, kaynak sensin zaten. Abi, bilmiyorum, göreyim mi? İyi tamam. Göreyim aynısı mı değil mi, göreyim mi? Hı-hı. Bir göreyim. Ben onu turistlere falan da tattırdım, çok beğendir herkes, steak tartar ama. Ben, bana yok. Çok şey... Ki hardalı mı baskın geliyor? Hardalı falan geliyor? Baskın geliyor. Bir bakalım abi, ne eksik, ne fazla. Belki her şey aynı, oranlar farklı. Belki de. Belki de yani o dediğin gibi ben 4 dilimlik yani 2 kişilik yapmıştım onu. En sonki yaptığımda 2 kişilik oranda yapmıştım. Şey yapmıyorum. Bir de bir şeyler ekleyebilir miyiz? Katabilir miyiz? Daha böyle bir yanına belki bir sos, o ekmekler falan filan. Belki de, belki de. Yani. Yumurta belki o anki bıldırsın. Tamam. 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 Hadi bir şey mutfağa geç bir steak. Tamam önce o steakle başlayayım o. Dana pirzola. Şey yapalım ha. Tamam oldu. Yine birilerini çağıracağım. Tadımı yapacaklar. Tamam. Sadece bende de değil yani. Tamam. Kim var tadımcı kim? Valla bilmiyorum. Rafet'i çağırabiliriz. Bizim gurmelerden bir ikisini çağırabiliriz. Aha. Sen böyle yapınca ben stres yapıyorum yalnız haberin olsun. Ha. İşten anlayan birilerini getirdiğin zaman bana stres yapıyorum. Bak. Ben zaten işten anlamıyorum ya. Ben işten anlamıyorum. Ben olmam stres yapmıyor değil mi? Tabii ben yemeği bilmiyorum. Ben ne bileyim ben? Değil mi? Ha. Dışarıdan gelen adam önemli. Tamam stres yapıyor. Ben yediğim zaman... Ben... Senin tarifinle yaptığım steak tartarı beğenmiyorsun. Ya kaynakça ben, sensin usta. Tamam ben seni bir göreyim acaba ben miyim gerçekten? Sen bunu ağzınla söylüyorsun. Valla senin şeydeki internetteki videolarından tamam gördüm abicim, ben. Sen bunu söylüyorsun. Bir de ben bir göreyim bakalım. Ben bir göreyim. Benim tarifim değil abi. Ben tamam. Benim tarifimi bilmez mi? Yediğim o steak tartar benim steak tartarım değil. Tamam. Telefonumu da bekliyorum. Ha. Değil mi? Telefon. Tamam ararım ben seni. Hadi. Tamam. Bekliyorum. Tamam. İçmeden tam söyle de. Tamam. Şey hemen hallediyorum. Tamam. Şimdi geçeyim. Bir şeyle geldi. İsmet teşrif etti. Aslında geç kalmadı. Bana kalsa daha da geç geliyordu da o. Ben buradayım diye erken geldi. Direkt hani onu mutfağa gönderdim. Çünkü burada bir şey tasarlamış. Da güzel de ya yaratıcı adam. Şimdi ne kadar vuruyoruz, kırıyoruz, yerden yere vuruyoruz. Niye çalıştırıyorsun diye sorarlar. Adam yaratıcı adam. Ya işini yapıyor. Önemli değil yani. Ya ne kadar geldi, ne kadar gitti. Ben bunları ortalık karıştırmak, biraz didiklemek, huzursuzluk çıkartmak, rahatsızlık çıkartmak için yapıyorum. Ama İsmet yaratıcı. Hazırım. Kolay gelsin. Klasik ne var? Dana pirzola hazır mı Özay'ım? Ha. Hazır abi. Hoppala. Şimdi hazırsak. Şöyle bir mühürleyeceğiz. Onun içeride sıcak tabak var mı? Klasik. Tamam. Ya onu içerideyken alacağım. Şu anda bir mühürlensin iyice. Oo. Bu iyi dinlenmiş be Özay. Oluyor yani ha. Harbi çok iyi. Ben şimdi bunu normal tahtayla alacağım, servis alacağım, tamam mı? Şef ne zaman hazırsa oradan da bir sıcak tabağa geçeceğiz. Şu an biraz daha böyle bir dinlenmeye alacağım bunu, tamam mı? Hı-hı. Hı-hı. Oo, çok iyi be, çok iyi be, çok iyi be!
Şimdi bunun aynısını Ataşehir'de istiyor bu yapımını. Şimdi birazdan yapacağız. Köfteler kaç numara? 10 numara. 10 numara. İyi, içerisi dolu be. Of vallahi ya. Kuzu be, kuzu be! Tamam. Şimdi tahtan hazır mı? Dinlenme alabilirim. Tamam, tahtan hazır mı? Hazır. Hoppala. Şimdi. Bu tamam, şimdi. Tahta da hazırsa bunu birazdan sıcak tabak hazır mı? Tamam. Yıkılıyor be. Yıkılıyor be. Şimdi bunu yakalım. Şimdi dana pirzola aslında et olarak bildiğimiz antrikot etidir. Çok da lezzetlidir, yağlı bir ettir. Aslında et yemeyi bilen adamın eti dana pirzola eşittir antrikottur. Çünkü yağ ete çok güzel lezzetler katar. Etin ön damakta buluşmasını ve orta damağa doğru ilerlemesini sağlar. Diğer etler gibi sadece mesela örnek ben bonfileyi pek sevmiyorum. Antrikotu da pek sevmiyorum. Bunlar damakta tek bir noktaya hitap eden etlerdir. Ama bu dana pirzoladaki o antrikot bölümü damağın tamamını kaplar. Bunun sebebi de içinde bulunduğu eşit miktardaki damar dediğimiz, mermer gibi olmalı, yazılı olmalı et dediğiniz. Bu yağdan dolayı damağın tamamını kaplar. Kemikli bir ettir. Pişme oranı fazla pişirmemekte fayda var. Zaten isteseniz de fazla pişiremezsiniz. Kemiğe yakın olan kısımlar fazla pişmez zaten ama uç kısımları biraz daha iyi pişer, kemiğe doğru azalır. Kemiğin kalınlığından dolayı dana pirzola lezzetli bir ettir yani. İsmet abi sallanma bak buz gibi oldu. Getir bir şey yapacaksın. Bildiğimiz bu tarafımızda nasıl pişirdi, bu az pişireceğiz mecbur çünkü tamam. Tabakta pişmeye devam edecek. Şimdi müsaadenle kesiyorum ama tamam. Et de et ha. Et de et be. Tamam. Şimdi müsaadenle şöyle bir güzelce kesiyorum. Bak bu. Kemiğini alacağım. Tamam. Bitti. Kesmeyi biliyorsun değil mi? Daha önce görmüştüm keserken birini. Evet. Şimdi şuradan güzelce bunu da ayıracaksın. Peki yağları ne yapıyorsun? Yağları kullanacaksın. Ne ha. Demek ya? Etin lezzetidir ya ya. Olur mu ya? Yağ dokunulur mu ya ustaya? Şimdi bak. Güzel. Bak şimdi ha. Onu da söyle de niye kestiğini oradan. Niye? Şimdi orta sinir ortasındaki tam böyle. Bilerek onu mezbere yapmıyorsun yani. Yok yok daha önce yaparken birilerini gördüm oradan ha. Dolayı daha doğrusu. Ya hep çalışmadığım yerlerden soruyorsun var ya. Şimdi bunu güzelce dilim tereyağlı yapacağım. O yüzden hani gördüğün ha. Alevli şov o. Ama bunun bir su yolu, her şeyin bir su yolu vardı. Öğretmiştin hatırlıyorum usta. Şimdi bunu güzelce ama fazla küçük parçalar halinde değil. Yazıktır. Etin damağa gelmeli. Mesela şunu daha fazla kesmeye gerek yok. Et damakta kalacak. Küçük parçaladıktan sonra bir esprisi yoktur. Yalnız et de et be. Çok güzelmiş. Evet. Vallahi çok güzelmiş ha. Ya İsmet niye bu kadar oynuyorsun? Ya bunu sen mi yapıyorsun her akşam? Sen bunu bu kadar uğraşırsan bir şeyler... Canım sıkılıyor böyle. Tamam abi. Mahmetciğim sıcak tabağı alabilir miyim? Bak şimdi olayın esprisi nerede ustam? Tamam. Alev yakmıyor musun? Ben de. Ben de flambeli değil. Sıcak tabak da yapıyorum ben bu işi. Hiç alevi, buradaki alevi kullanmıyorum. Başka bir şeyle kullanıyorum. Şurada bir kahve fincanının içinde bir şeyler var. Rengirli bir şeyler ya yapıyorum ben. Güzel, lezzetli. Aynen ya. Öyle. Aynen kızgın ya. Bakayım bir. Yanmış ya. Biraz. Birazdan tereyağı. Hafif yanık. Hafif yanık. O çünkü hafif kazeyin ya. Birazdan patlayacak. Ya hadi. Hadi nerede kaldı sıcak? Ha geldi. Geldi. Şimdi
bu işin esprisi şu bildiğin kaya tuzu var ya bak bak. Kaya tuzu değil o, deniz tuzu. Şey, tamam işte deniz tuzu. Hadi. Tamam. Şimdi ne yapayım? Bunu alevlendireceksin. Nerede alevlendireceksin? Ha alev nerede bunun? Yapacağım. Baba. Doğru baba. Bunu bana çok pişirmeden versene. Hangisini? Şunu mu? Baştakini mi? Şunu. O teki. Bunu mu? Bunun arkasındaki. Bunu mu? Ha. Ver bakayım. Tamam dur. Fazla pişirmeden ver bana onu. Güzel geldi. Tabağını ver usta. Şimdi ne yapıyorsun? Bekle. Şunu tamam. Bir al ustam, sen. Bak İsmet, bir de şuradaki siniri de alman lazım. Hangisi? Şuradan girmen lazım bak. Şurası var ya. Neredeki? Neredeki? Aa, bu ne? İyiymiş bu ya. Yakıyor be. İyiymiş bu ya. Mazot gibi oldu, hemen parladı. Ama bunu kontrolü yapmak lazım. Heh. Şimdi nasıl pişmiş seviyorsun şef? Ben az orta biliyorum. Az ortaysa böyle güzelce ona göre çevirerek fazla yakmadan. Ama bak bu işin kemiği de bak. Kemiğini mutlaka yemeliyiz. İsmet değişik bir şey tasarlamış. Hatta iş üstüne vazife olmayan bir iş yapmış. Yapması iyi ama tarzı yanlış. Önce bir deneyeyim dedim. Ondan sonra hafif de bir kızdım o konuda. Ama engellemedim de yani. Mutfağa gitti, hemen dana pirzolayı yaptı. Çabuk güzeldi. Dana pirzolayı önce mutfakta hafif bir mühürledim. Mühürleme dediğimiz önce bir tarafı, ardından diğer tarafını ızgarada fazla sadece dış yüzeyini pişirecek şekilde yapmak. Bunun adı mühürlemedir. Önle arkalı mühürlersiniz. Daha sonra ben onu burada şefle, Ergun abilere masada pişirdim. Sıcak tabakta. O ki o tabak yaklaşık bir 300 dereceden fazlaydı. Orada pişirdim. Önden tuzunu, tereyağını, daha sonradan etleri koyduğunuz zaman işte orada asıl etin içinin bir de kestim, dilimledim. İşte burada dilimlediğiniz zaman her parça kendiliğinden pişmeye başlıyor. Bütünü bölmüş oluyorsunuz. Ve ardından o alev şovuyla birlikte et çok lezzetli bir orta iyi ve orta kıvamında pişmiş oldu. Suyunu bırakmadı yani, lezzetli. Nasıl? Güzel. Bakıyorum biraz. Gel. Yalnız pirzola, dana pirzola çok iyiydi. Özel falan seçmedim ha, rastgele aldım böyle ya. Çok güzel. Şey, şov da iyi. Şov da hep böyle mi veriyorsunuz siz diye? Ya elimden geldiği kadar bunu böyle vermeye çalışıyorum. Bak nasıl pişme derecesi. Çok harika. Nasıl? Çok beğendim ben. Etin güzel, şey pişmesi güzel. Sosu da çok güzel oldu. Dana pirzoladan daha fazlası. Güzel, bravo, tebrik ederim. Yakıyor be. Vallahi İsmet, çay yapmayı bilmiyorum ama iyi yani, bu iyi. Ama bunu fazla yoğunlukta her zaman yapamayı bilmiyorum. Bir, ikincisi Ataşehir'de bunu yapabilir misiniz onu da bilmiyorum. Yaparlar. Her yerde olamam. Ya, sen artistik yapma şimdi. Erişilmez değilim. Evet. Çok lezzet olmuş olsa. Güzel, evet. İyi. Tuzu falan da çok tamam, kıvamında. Tamam yani, bunu hemen Ataşehir'e oturtalım. Bu tamam. Alev ya şey, keşke fotoğraf çekseydik ya. Güzel olurdu yani. Valla o hareketliydi yani. Ya nasıl alev aldı öyle mazot gibi? Kipliğimde bir şeylik var gibi ya. Yaktın mı? Bıyığının yarısı yok evet. Bıyığının yarısı yok. Tereyağını dökünce bu tabakta tabağı fazla ısıtıyorsun. Normalden fazla ısıtıyorsun. Abi. 300 dereceye yakın. 300 geçmiş bu. Bak yoksa 300 dereceye yakın bunun. Yağ bu kadar yanmaz abi. Hep tereyağını döküyoruz. Arada yanıyor doğru. Alevi gördüm hemen, mazot gibi pişti bu. Çok iyi bir ağacı abi. Yani. Güzel. Bravo, tebrik ederim. Tamam, bu iyi. Bunu şey yap. Çok güzel yağlı et ya. Evet. Hayır, sos da çok güzel oturdu. Sos da güzel oturdu. Yani aroması falan, o yağın yanıklığı tam ayarın. Bu kim yaptı ya? Kazeyin alıyorsun ama. Aynen. Yağı kim yaktı? Özel, Fuat çok değil. Çok iyi yaptı. Fuat değil. Çok iyi yapmış abi. Fuat yani, değil. Tam ayarına. Ne fazlası ne eksi. Bu kadar olur. Yani o yağ böyle olur yani. Bir de fazla yakarsan yanmaz. Özelliğini kaybeder. Az yakarsan... Yanmıyor, kalıyor, çekiyor bir de içine. Evet, içine aroma çekiyor. Da çıkmaz. Yani çok iyi ayarlamış. Nasıl yaptığını bilmiyorum ama... Güzel, bravo. Bunu Özel
Bunun detayı orada aslında. Hı-hı. Zorluğu yapmada değil, o yağı hazırlamada. Özayı alayım götüreyim ben. Nereye? Ateşe de bir göstersin orada. Bunu yarın çağıralım Özay'ı, gelsin o yağ işini göstersin. Bu herhalde bir tane tane yapmıyor. Ha. Yapıyor, bir tencere yakıyor. Gündüzde hazırlıyor. He. Bir saatte, iki saatte ancak kaynar o. Kaynatıyor falan filan. Sen bu etkimi ne deneyeceksin? Vallahi önemli birini çağırdım. Ne kadar önemli olursa olsun. Ben sana şöyle söyleyeyim. Et yıkılıyor abi. Önemli dedim yani. Damağına çok güveniyorum. Yani. Birkaç kişi çağırıyorum şu an. Sivas mı? Bir bakalım. Güzel güzel. Eline sağlık. Harika. Şimdi steak tartarı deneyeceğiz. Hani sen yemen bittiyse... abi kalk şu steak tartarı. Hadi abi hadi. Vakit yok. Allah aşkına. Ya bırak. Bir iki dilim. Baba bir iki dilim ben. Allah Allah. Hadi dur be canım. Steak tartarı bir... Şeyini hazırla. Tamam hemen onu da hazırlayayım. Bunu da ben yiyeyim artık. Bunu da ben yiyeyim bırak. Sana zahmet. Bunu yaptın hem yapıyorsun hem yiyorsun. Steak tartarın şeyini hazırla. Malzemesini hazırla. Malzemeyi ben de ayakta bakabilirim yani. Birlikte yapabiliriz. Tamam hemen hazırla. Sen yap bu işini göreyim sonra ben yapacağım. Tamam oldu. Merhaba. Argun abi gel. Merhaba. Kurbelerin kralı gel. Ya. Sorma ya, çok yoruldum. Vallahi trafik var. Korkunç. Bir de ben sana söylemedim. Sorma. Sonradan aklıma geldi, Allah'tan geldi yani. Yani sonradan geldi aklıma. İşkence hakikaten, İstanbul trafiği işkence ya. Neyse, Allah'tan kolay yolları buldum da programa geldim. Programa denk geldin. Program başlıyor. Başladım seyretmeye. Seyrettin mi dün? Seyrettim, çok nasıldı? Güzel. Çok güzeldi. Güzel değil mi? Yalnız sizin oranın çayıyla buranın çayı arasında bir fark var herhalde. Var, Ataşehir'in çok iyi. Ama İsmet öyle söylemiyor. İsmet! Bir buranın çayını içelim bakalım. İsmet iki tane çay istiyorsan, bak sabahtan beri içiyorum. Ya soğuk geliyor, ya bayat geliyor, şey. Bir burada da çay... İsmet bana güzel çay demler. Gel bakalım. Ama İsmet şey yaptı, az önce sen gelmeden önce ben bir deneyeyim dedim. Sana tattıracağız şimdi. Bir dana pirzola sunumu var. Onu bir yiyeceğiz. Tamam. Onu bir yapsın. Bir de... Hem onu yapsın hem de steak tartarı var. Steak tartarına birlikte bakacağız. Ben de bakmadım. Steak tartarı istediler, yapalım dediler. Ben de bir reçeteyle başladım. Tamam. Ama geçen baktım, benim reçetem değil. İstediğim tat değil. Onlar da diyor ki ısrarla, diyor senin reçeten. Senin böyle bir problemin var. Senin istediklerini yapmıyorlar bazen. Aynen, çıldırtıyorlar ya, seni ya. Ne ya, iş bu? Vallahi yemin ediyorum aynen. Seyrediyorsun değil mi? Seyrediyorum tabii canım. Ya aynen. Ben A diyorum, onlar B yapıyor. B diyorum, A yapıyor. Bak, vardır bir sebebi. A diyorum, tamam mı? Fuat'a da ismi A diyorum. Onlar B'yi anlıyor, gidiyor C'yi getiriyor. B gelse neyse diyorsun. Ha tamam, bir C'yi getiriyorlar. Onlar tutup C'yi getiriyorlar. Sağ gösterip sol vuruyorlar. Evet, aynen ya. Enteresan. Vallahi öyle. Argun abi diyor mu? Aslında Argun amca derim ben ona. Ama yaşlı değil amca. Benim hanım, eşim, akrabamız olduğu için. Akrabamız ama yani başka türlü bir adam yani. Keyfi için buradan Alaska'ya gider. Zevki için her şeyi yapar. Çok keyif adamı. Ya, profesyonel bir keyif adam. Yani nerede ne iyi, lezzetlidir, nerede ne içilir, nerede ne yenir. Sor, dünyada her yeri tek tek sana söylesin. Gezerdir. Entelektüel adam, bilgi sahibi adam. Görüyorum, karizmatik adam. Her konuşuyla, her şeyle dolu bir adam. Tabii ben onun damak tadına çok güvenirim. Tesadüfen konuştuk ve ben çağırdım, davet ettim. Hem bir yemek yeriz, özledim, gelsin bir görüşelim, yakındaysa. Hem de yeni şeyleri de bir tasarlı, bir baksın, yorumunu alsın. Çünkü sorarım ona. O biraz da İsmet de korkar. Yani korkar, strese girer ondan. Çünkü çok eleştirir, kolay da beğenmez. Belki bugün bilmiyorum ne yapacak. Gerçek yüzünü ilk seferde göremeyebiliriz. Ben Argun Toksoy. Genellikle aile arasında, akrabalar arasında yemek olduğu zaman beni çağırırlar. Nasıl güzel olmuş mu diye. Eşim de her yemeği bana tattırır. Ondan sonra servisini yapar. Bugün de Özgür Şef beni çağırınca ben de tam yemek yiyordum o sırada. Yemeğimi bıraktım, çatalları masaya bıraktım. Olduğu gibi geldim. Çayın böyle sanki cibiliyeti yokmuş gibi geliyor bana. Daha ne cibiliyeti ya? Bilmem. Olmadık şeylerden gol yiyoruz. Yapma be ustam. Bana bir şey olmasın. Vallahi yapamadım. Geldi, sunumunu yaptı, önce beceremedi. Ama bundan sonraki. O ustalık gerektiriyor. Sen yeni yedin abi, git dur. Ya ağzına. Hayır abi, sen tek tartara başla. Ya bir lokma ya, düşer göz hakkı. Nasıl alacaksın bunu buradan? Vallahi. Dediği zaman ismini çok seviyorum. İsmet Bey hakikaten bu konuda kendini aşmış.
İsmet'te. Bir tur şekli çok çok önemli. Çiğ bir eti pişiriyorsunuz yani aslında. Eti içindeki baharatlar, soğan, acı biber, hardal, bu gibi soslar aslında eti pişiriyor. Yaktın bizi İsmet. Hepsini döktün mü? Çok koydun, az koydun, az koyacaktın, çok koydun. Ne yapıyorsun sen? Aman yakmasın sen ya. En güzeli bıldırcın yumurtası vardı. Bıldırcın yumurtasının sarısı özellikle. Ekmek öbür steak tartarda 7-7 ekmek. Ekmek hani. Bak ya, bakar mısın? Ya böyle bir tat mı var ya? Hakikaten çok güzel. Ekmeğe bak ha. Toplu bir kumpasa geldik galiba. Bir baskın yapmış. Tamam, ben bu söylediklerinin dışında herkese görüşeceğim. Ayarladı, kurdu o düzeneyi. Ben gideyim bir bozmam lazım. Satranç ya.